burada bir doğa talanı ile ilgili bir durum söz konusu. Biz gerekli ÇED raporlarını da incelediğimizde bu ÇED raporlarının aslında şeye uygun hazırlanmadığı da ortada, aşikar. Yani şu anda buna yönelik bizim de kent sivil toplum örgütleri, kent aktörleri, biz bunlara yönelik de yine yürütmeyi durdurma ve gerekli girişimlerde bulunacağız. Tabii şöyle bir durum var. Yani biz doğanın, ilk insanlığın nasıl geliştiğini ve nasıl medeniyette kendi önünü açtığını biliyoruz. Bununla birlikte doğadaki bu ekosistemin mevcut durumdaki yerleşke alanlarına yakın olan bölgelerde yapılan bu çalışmaların tümünün aslında diğer bir taraftan bu demografiyi değiştiren, bu halkı burada barındıramayacak bir seviyeye ulaşan bir duruma dönüşeceğini görüyoruz. Bu nedenle biz TUMOP Diyarbakır Ziraat Mühendisleri Odası olarak bu konunun da takipçisi olacağımızı, kentten doğru buradaki halkımızı, halkımıza yararlı olan her şeyin arkasında olacağımızı, onların önünü açacağımızı, kolaylaştırıcı olacağımızı, ancak halka yönelik, halkın menfaatlerini hiçe sayan şeylere de karşı olacağımızı biz buradan basına ve buradaki halka da duyuruyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli basın emekçileri, bugün burada Lice'nin farklı köylerinden gelen Akbudak'tan, Saydamlı'dan, Gültiken'den, Baharlar'dan, Hedik'ten ve daha onlarca köyden gelen halkımızla bir aradayız. Biz bugün sadece burada ağaçlarımızı, ormanlarımızı, hayvanlarımızı, doğamızı korumak için burada değiliz. Biz aynı zamanda bu toprakların ruhunu, halkımızın köklerini, geleceğimizi ve yarınlarımızı korumak için buradayız. Mesele sadece maden meselesi değil. Karşımızda sadece maden meselesi, madenler yok. Karşımızda bu coğrafyanın derinliklerine nüfuz eden, uzanan, halkımıza karşı, halkımızın yaşamına, hayatını, yaşamını hedef alan sistematik bir sömürgeci saldırı var. Bir sömürgeci saldırıyla karşı karşıyayız. Bu projelerle sadece topraklarımız paramparça edilmiyor. Halkımız burada açlıkla, yoksullukla mahkum edilmek isteniyor. Halkımızın 100 yıllık, 1000 yıllık geçim kaynaklarına bir saldırı var. Hayvancılığa, arıcılığa, tarıma bir saldırı var. Halkımızı bu topraklardan göçertmek istiyorlar. Halkımızı sürgünlere göndermek istiyorlar. Büyük kentlere göndermek istiyorlar. O büyük kentlerde halkımızın kendi topraklarıyla, kendi tarihiyle, kültürüyle, diliyle bağını koparmak istiyorlar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Biz buna sonuna kadar direneceğiz. Karşımızda Kaz Dağları'ndan, Rize'den, Artvin'den, Akbelen'den, Pasur'dan, Lice'de halkımızı, kadınları askere dövdüren bir iktidar var. Karşımıza 3-5 şirketi zengin etmek adına askeri halkın karşısına çıkaran bir iktidar var. Hiçbir zaman halkın yanında yer almamış, şirketlerin yanında yer almış, şirketleri korumak için elinden geleni yapmış bir iktidar var. Ama şunu da çok iyi bilsinler. Her ne kadar karşımıza bu zalim, zulümkar iktidar varsa bu iktidarın karşısında da adı, sanı, direnişle anılan, binlerce yıldır, yüzlerce yıldır direnen, hiçbir zaman baş eğmeyen Lice halkı da var. Bunu da çok iyi bilsinler. Çünkü bu dağlar bizimdir. Bu ormanlar bizimdir. Bu sular, dereler, arılar, hayvanlar, soluduğumuz hava bizimdir. Hiç kimsenin bunu bizden almasına izin vermeyeceğiz.
Öyle 3-5 şirketi zengin etmek adına bu halkın karşısına bu iktidar çıkamaz. Hiçbir zaman halkın yanında yer almayan bu iktidar, bu iktidara karşı da, bu iktidarın yanında şirketlerine karşı da sonuna kadar mücadele edeceğimizi buradaki halkımız da bilsin. Bu da böyle bilinle. Ekolojiçi, ekoloji tekiliye insanı hayvan, tekiliye hayvanı giya, tekiliye hayvanı kevir, hayvanı ahi ya da ahu kulil. Van tekiliye van. Behebra şirat bejin ekoloji. Ekosistema ve hareme çaman çey buye, ez piçki bahsavuyu bıkım. Amre dene 4 milyar sal u nive. Amre ve coğrafyayı 10 milyon sal e. 10 milyon sal beri Parzemina Arabistan'ı hat liverket van çiyan ve çağı çeybun. Batlam 2000 sal beri navi van çiyan da nakşaya kuda harita kuda gotiyen çiyayı Kürdistan, Kürdan. Ev çiya be milyon sale liver hene o jiyane ki darustane ho avakirne hayvanu sevale ho keziku kurmike ho avakirne emzi insaniyet tizi bu 2 milyon sale ser ve ahedici. Hatine ser döne heye. Jiboy mego 1 milyon salan ve sisteme çebuye, pergale çebuye ama çavbirçi zalim duhazın 10 salanda, 5 salanda ve ciyeku 10 milyon salanda çebuye hırabıkın, veran bıkın. Böyle eru şma peru minen da onda şma eru yaşamış ben şma he vineni. Şma par des heti ferengi nero şma bol bol tıra verdi şma verdin ki yeho. Kediye neymendi. Çırazi eru eğer hazar metre en son tajı ki depuru 60 metre 80 metre depuru kimyasal tırayan diyar. O kimyasal müne hevedir. Ben o amar peru ben kimyasal konserin dar beri. Eğer ma eru kusarı ben derim ma ben ki ho ne kerim ma ben ki ho berz ne kerse hama agu zavşiyo bir arması yerde. Maden faaliyetinin büyük kısmı bölge halkı ve yaşam için kritik öneme sahip su varlığını barındıran yoğun orman alanı olup bir kısmı ise köylerin ortak mera ve arıcılık alanıdır. Bölgenin temel geçim kaynağı ise hayvancılık ve arıcılıktır. ÇED raporunda da geçtiği üzere maden faaliyetlerine açılan alan maalesef 700 hektarlık orman alanıdır. Bu bakir coğrafya aynı zamanda yaban hayatı ve endemik florasıyla zengin bir biyoçeşitliğe de ev sahipliği yapmaktadır. İklim kriziyle beraber yaşam hakkımızın tehlikeye girdiği bu süreçte temiz hava, sağlıklı gıda ve su varlığının kimyasal saçan yer küreyi delik deşik eden ağır madencilik faaliyeti ile talana açılması kabul edilemezdir. Ki Türkiye imzalamış olduğu tüm uluslararası sözleşmelerde ve yayınlamış olduğu iç genelgelerde orman ve su varlığını koruyacağını ülke politikası olarak resmen belirlemiştir. Fakat uygulamada ise nerede su havzalarının ve ormanların olduğu bir el değmemiş alan varsa bu alanlar ranta kurban edilmektedir. Fakat unutulan bir şey varsa o da temiz havanın, temiz suyun ve sağlıklı gıdanın bu maden faaliyetini gerçekleştirenler dahil bir gün herkese lazım olacağıdır. Bilinen yazılı tarihten beri bu coğrafyada, bu dağlarda, bu derelerde ve bu yaylalarda yaşayan bizlerin doğa ile kurduğu bağ sosyolojimizi ve kimliğimizi şekillendirmiştir. Bu nedenle yaşam alanlarımızdaki tahribat ve doğa ile olan bağlarımızı koparma girişimleri aynı zamanda halkımızın ekososyolojik yapısına ve değerlerine dönük bir saldırıdır.